bir şarkım var. Sözü özünden ayrışmamış şarkı yazarları. Hazırlayan ve sunan Başak Yavuz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 94.9'dayız. Bir Şarkım Var programında, şarkı yazarları ile ilgili programımızda. Biliyorsunuz ki Bir Şarkım Var'ın aynı zamanda açık sahneleri var. Yani şarkı yazarlarını hem amatör hem profesyonel şarkı yazarlarını davet ettiğimiz açık sahnelerimiz var. Ve bunu iki sezon bitti, üçüncü sezona başladık. Kafe Mitanni'de sürekli yapıyoruz. En son 8 Kasım'da yaptık. Ve de çok çok İyi şarkı yazarlarını ağırladık açık sahnemizde. Ve bugünkü konuğum Barış Uğur da o şarkı yazarlarından birisiydi. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tabii Barış'la ilgili şöyle bir durum oldu. Barış'ın çaldığı şarkı o gün bayağı bir dikkat çekti. Biz çok sevdik, çok duygulandık o şarkıyı dinlerken. İlk aslında iki şarkı çaldın ama Ardıç'te de dinlerken seyircide çok değişik bir duygulanma oldu. Bende de keza öyle bir durum oldu. Ve de ben ilk defa daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptım. Dün Yel Değirmeni'nde, Kadıköy'de Yel Değirmeni Sanat'ta bir konserim vardı trio olarak. Dedim ki Barış gelir misin? O şarkıyı bize çalar mısın o gün? Barış da bizi kırmadı, geldi. Ve Ardıç dediği bize dün tekrar Kadıköy Yel Değirmeni Sanat'ta çaldı. Ve yine çok olumlu tepkiler oldu. Oysa ki sahneye daha yeni yeni çıkıyorsun, yeni yeni alışıyorsun, evet. Ama hemen böyle bir güzellikler olmaya başladı. Ben kendi adıma çok memnunum bu durumdan. Hemen dinlesek mi hazır bu kadar? Tamam. Konuyu açmışken. O zaman sizinle Ardıç dediği başlangıçta paylaşayım. Tamam. Aslında bize hikayesini anlatsan ben çok merak ediyorum. Çünkü bu şarkı hakikaten gerek benim gerek geçen hafta da konuştuk. Umut Töre konuğumuzdu. Umut Töre bandosu. Onların da çok dikkatini çekmiş, çok sevmişler. Nasıl bu kadar güzel bir şarkı yazdık? Ardıç dede kim? Ardıç dede aslında kendi dedemi örnek alarak yazdığım bir şarkı. Hayatta mı? Maalesef değil. Yani sıradan insanları anlatmayı seviyorum. Sıradan her insanın bir şarkısı da olabilir mantığında bakıyorum. Ardıç dede de o insanlardan biri ama yüzyılımızın belki de unutmaya yüz tutmuş insanlarından biri. Onun yaşadığı saf, temiz, daha doğayla iç içe oluşunu belki de bir şekilde şarkıya döküp insanlara anlatma derdinde yazdım. Hikayesi sadece kendi dedemi anlattım. Klasik bir şarkım oldu sadece. Şehirde mi yaşıyordu, bir köyde mi yaşıyordu? Köyde, kendi Ege köyünde. Kendi kasabamızın bir köyünde. Klasik zaten şarkının da anlattığı hikayenin tamamen hepsi ona ait. Yani ben ek bir şey de yazmadım açıkçası. Tamamen onun yaşadıklarını sadece belli estetiğe dayanaraktan sözlere döktüm ve müzik ekledim. Yani onun hikayesini anlatıyorum sadece. Hadi dinleyelim o zaman. Tamam. Kardeş dediğim. Ardıç dede, anlat bize, bitmesin diye suyu, kısık açar çeşmeyi, kuşlara kırıntılar verir. Ardıç dede, anlat bize, 6 çocuk büyüttü, buğday ekti, öğüttü, emek özgürlüktür diye. Al sabanını, koy belini, sürüp bağını, bahçeleri, yol kenarına düşmeye dursun, kara dut meyveleri. Ah be Ardıç dede, bu yüzyıl unutacak seni niye? Al sabanını, koy belini, sürüp bağını, bahçeleri, yol kenarına düşmeye dursun, kara dut meyveleri. Ah be Ardıç dede,
Kargıç dede, anlat bize. Elindeki kargıyla sepet yapar turuna, çocuklar gülsün diye. Ardıç dede, anlat bize. Tarlada bir sabah saat 6:30'sa ardıç kuşlarının sesini. Köyneğine siler derin içer suyunu, hırlamazın düşlerine girer, dökü kimin üstündeki kuş yuvası. Dinleyicilerimiz için de alkışlıyorum seni. Teşekkürler, sağ olun. Irlamaz ne demek? Benim bir cehaletim. Ne demek? Benim yaşadığım hani Turgut'a, Manisa Turgut'u da yaşıyorum ben bu arada. Oradaki çay, Irlamaz çayı. Onun köyüne de uzanan aslında uzun bir çay. Yani o şarkıda da kendi yöresel aslında pek de başkalarının da anlamadığı bir kelime olarak kaldı. Yani. Çok çok güzel olmuş bu işte. Kuş yuvasını düşlemesi. Evet. Çok özlüyorum öyle insanları. Çok ben de belki iki dedemi de kaybettiğim içindir. Ardıç dedeyi biz çok sevdik. Evet. Eminim dinleyicilerde. Umarım bu yüzyıl unutmaz diyelim o zaman. Umarım bütün bu çılgınlığın arasında aslında evet bu kadar güzel insanlar yaşadılar. Bir kısmı artık çok ileri yaşlarında yaşıyorlar ama bizler artık böyle yaşamıyoruz. Ben biraz hem seni tanımak istiyorum, konuşmaları daha önceden konuşarak eskitmek istemedim. Şimdi kendinden bize bahseder misin dersen tabii bütün her şey çok yuvarlak kalacak evet. Ama sen de şeyi görmüyorum. O bana çok enteresan geliyor. Bir hırs ya da bununla ilgili bir beklenti görmüyorum. Müzik konusunda mı? Evet, yani şarkını yazıyorsun. Hani onu biz duysak da yazacaksın, biz duymasak da yazacaksın. Sen o şarkıyı yazacaksın hani. Yani evet birazcık öyle hani daha çok kendime şarkılar yazmakla biraz dert edinmiş durumdayım herhalde. Yani genelde kapılar arkasında yazdığım şarkılar oldu bunlar. Belli bir dinleyiciye de ulaştırma çabası ya da dinleyicilerin beğenisine de çok fazla sunmadım. Sadece kendi arkadaş çevremde. Belki de o buna sebep olmuştur. Hani bir müddet sonra hani çok da ulaştırma çabası bir müddet sonra kendiliğinden körelmiş de olabilir. Ya da doğru ortamlar bulamadığım, doğru fırsatlar bulamadığım için de olabilir. Ha, öyle bir çaba var mıydı eskiden? Hani sonra mı törpülendi? Yani insanlar şarkıları birileri dinleyince, birileriyle paylaşınca daha anlamlı oluyor şarkılarını. Tabii ki illaki de paylaşma duygusu her zaman vardı. Ama hani doğru zamanı da beklemiş olabilirim. Bir de doğru mecralarda paylaşmak belki daha güzel olacaktı benim için. Zaten daha yaşın da çok genç. Bilmiyorum acaba bu iş için daha geç mi oldu erken mi bilmiyorum o konuda. Bunun geçi erkeni pek yok galiba. Galiba evet. Hani bana öyle gibi geliyor. Her yaştan insan çıkıyor karşımıza. Peki nasıl başladı? Yani sen önce gitar mı çalmaya başladın? Nasıl başladı bu şarkı yazma hikayesi? Ya da senin müzikle olan ilişkin? Biraz klişe bir soru ama seni biraz tanımamız lazım. Anladım. Yani şarkıyla ya da müzikle olan ilgim belli bir miladı yok. Yani çocukluğumdan beri bir ilgi, bir alaka var nedenini bilmediğim bir sebepten. Yani şunu hatırlıyorum.
Çocukken bir karton kutuya tüm oyuncaklarımı koyup sokakta satıp o parayla gidip bir mızık aldığımı biliyorum. Bir çocukluktan gelen bir ilgi alaka var ama asıl gitara başlamam ve hani daha elle tutulur şarkıları yazmaya başlamam sanırım bizim yaşadığımız yerde çok kaliteli müziklere ulaşabileceğim bir imkan yoktu. Fakat ablamın üniversiteyi Ankara'ya kazanması ve dönüşte Bülent Ortaçgil kasetleriyle dönmesi benim için de sanırım hani milat olmuştur. Çünkü benimle oynar mısın şarkısını dinlediğimi hatırlıyorum. O gün kendi kendime demiştim hani sanırım aynı bunun gibi bir şeyler yapmalıyım. Yani böyle şarkılar yazsam ne güzel olur demiştim. Hani bunu başarabilmek ya da başarmamak ayrı konu ama gitara başlama sebebim de sanırım bu oldu. Kaç yaşındaydın o zaman? Bunu ilk dinlediğimde işte 15 yaşımda gitara başladım. Aradan bir 10 yıl geçmiş. O dönemde gitara başlayıp hani sanırım hiç de yani Bülent Ortaçgil dışında da çok şarkılar da başkalarının şarkılarını da çalarak geliştirmedim gitarı. Hep kendim bir şeyler yapayım diye uğraştım. Hani tüm gitar öğrenme maceramda hep böyle yeni akorla yeni bir şarkı yazayım mantığında ilerledim. Onun da bir kendi çapında bir faydası oldu sanırım. Ve kendi kendine mi öğrendin çalmayı? Evet yani gitarı o sıralar kendi kendime öğrendim. Dediğim gibi bir iki akorla yani ilk öğrendiğim akorla tek akorlu şarkılar yazıyordum. İkinci akoru eklenince farklı bir şarkı falan derken öyle kendiliğinden gelişti aslında gitar. O kısmı. Zaman bir sürü şarkın var senin. Bir sürü elle tutulmayan anlamsız şarkılarım çok var hani çocukluktan kalma. Daha sonra bunları daha güzel bir forma sokarak kendi çapımda hani bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. O şekilde gelişti sanırım müzik maceramda diyelim. Bazen öyle olabiliyor, insan çok eskiden yazdığı alakasız bir şarkıya dönebiliyor. Yani onda çok başka bir şey bulabiliyor. Ben de geçtiğimiz dönemde böyle bir şey yaşadım. Aslında bütün bu müzik okumadan önce 17 yaşında yazdığım bir şarkı buldum. Üç akorlu ama o kadar şey gibi, o kadar saf ki falan. Bazen böyle onlara dönüp o zamanki insan yaşamışlığını hatırlıyor. Neler geçmiş başımdan yani, onları hatırlıyor. O dönemi büyük bir şahitlik ediyor bir kere o yazılan her şey. Hani bu şarkı olmayabilir, şiir de olabilir, günlük de olabilir. Gerçekten o döneme büyük şahitlik ediyor ve senin o anki duygularını çok güzel açıklıyor. Hani ben diyorum lisede yazdığım şarkılara bakıyorum. Tamamen o dönemin, o çağın verdiği şarkılar. Bakalım bundan 5 yıl sonra şu anki şarkılarıma nasıl yorumlayacağım? Bakalım. Yani zamana bırakıyoruz. O zaman hadi bir şey daha dinleyelim. Ama hikayesiyle birlikte dinleyelim. Tabii. Şöyle bir şimdi ben yılbaşında dünyaya geldim. Yılbaşı gecesinde. Bu şarkıyı da aslında şunu düşünerek yazdım. Bizim o dönemlerde bir klişe vardır, hala da oluyor. Yılbaşında doğan çocuklara genelde ismine Barış koyarlar. Ki dünyaya barış getirsin umuduyla, yeni yılda işte dünyaya barış getirsin mantığıyla. Benim de ismim o yüzden bir nevi Barış oldu. Fakat düşünüyorum da daha sonradan hani şu aralar düşünüyorum da ben dünyaya geldikten sonra soğuk savaş bitti, daha kanlı savaşlar, soykırımlar vesaire derken pek dünyaya barış getiremediğimi ya da o temenniyi gerçekleştiremediğimi fark ettim. Diğer tüm adı Barış konulan çocuklar gibi. Bu şarkıyı da adımı Barış koydular şarkımın ismi. O mantıklı açısından onu açıklama niyetinde yazdım. Adımı özgür koydular Fransız şarabından içerken soydular unuttular o
oysa insanlara inanan küçük çocuklar vardı. Hepsi büyüdü sonra, isimleri kaldı. Oysa insanlara inanan küçük çocuklar vardı. Hepsi büyüdü sonra, isimleri kaldı. Adımı sevgi koydular, kendine inanmayla Tanrı'ya. Adımı Leyla koydular, kılıçlar kuşanıp da Helen'i Rodos'lar boğdular. Oysa insanlara inanan küçük çocuklar vardı. Oysa insanlara inanan küçük çocuklar vardı. Hepsi büyüdü sonra, İsimleri kaldı. Bu da böyle bir şarkı. Çok aslında pozitif bir sound'u var şarkında ama alttan güzel geçiriyor. Galiba benim şarkılarda da biraz öyle. Hani hep naif bir akustik bir taraf var ama sözleri bazen biraz daha keskin olabiliyor. Bu bir taraftan hani Bülent Ortaçgil'den etkilenmemden kaynaklı. Hani anlamları direkt sözler söylememe ya da kapalı anlamlar olan şarkılar yazıyorum. Ama bir taraftan da sanırım hani Fikret Kızılok vesaire gibi dinlediğim diğer sanatçılar da daha direkt şarkılar yazmam konusunu etkiliyor. Onların hani karışımı bir harmanlanmış bir şekilde. Barış'ın süzgecinden geçip. Farklı anlamlar çıkabiliyor şarkılarda. Çıkanlar. O zaman kimler var? Bülent Ortaçgil var. Fikret Kızılok var. Başka kimler tabii var? Tabii bizim hani Türkçe yazılan şarkıların hani o kaliteli sözler yazan tüm şarkıları dinliyorum. Özellikle Ezgi'nin Günlüğünden tutun Yeni Türkiye'ye kadar. Hani bunlar çok beğenerek dinlediğim, hala da dinlediğim sanatçılar ve sanat grupları. Tabii ama bunların içinde ilk beni bu tarz müziğe ve kaliteli müzik ve sözlerin birleştiği müziğe ilk alıştıran tabii Bülent Ortaçgil oldu o açıdan. Hı hı. İlk dinlediğim için ve bende de büyük etkileri, izleri oldu anlamda. Gitara başlama sebebim olduğundan kaynaklı zaten. Ortaçgil zaten herhalde hemen bütün şarkı yazarlarını bir etkilemiştir. Acaba onu kimler etkiledi merak ediyorum. Yani Beatles'tan Donovan'a bir sürü o 60 yılların beat geleneği. Tabii onun da şarkılarında etkili oluyor bayağı. Bu zaten bir şey kar topu gibi hani küçükten başlayıp döne döne büyüyen bir şey. Sanırım böyle büyüyecek bu kar topu da. Umarım büyür. Evet. Aslında ben şeyi fark ediyorum. Bu bir şarkıları yaptığımız zamandan beri ne kadar çok şarkı yazarı varmış. Hani biraz daha iyisi var. Ya iyi kötü demek istemiyorum ama hani biraz daha yolun başında olan insanlar var. Biraz daha artık bu yolda ilerlemiş olan insanlar var. Ama ne kadar çokmuşuz ve ne kadar birbirimizden habersizmişiz. Onu fark ediyorum. Evet, o etkinlik o anlamda çok güzel bir etkinlik. Yani çünkü insanlar belli platformlar da bulamıyor kendi şarkılarını icra edebilecek. Ve bazen bulduğu platformlar da aslında istediği kitleye ulaşmıyor. O anlamda bir şarkım var, çok güzel bir etkinlik olmuş, ellerinize sağlık o açıdan. Bizim gibi amatör çapta kapalı kapılar ardında müzik yapan insanlara güzel bir imkan oluyor. O anlamda ben de teşekkür ederim. Vallahi bunları kibarlıktan söylemediğini biliyorum. Kesinlikle. Ben de direkt üstüme alıyorum. Çünkü biz Ceyda ile bunu yapmak için bayağı uğraşıyoruz ve gönüllü yapıyoruz. Aslında hani
Mesela bunun isim hakkını da alırken ben çok düşündüm. Hani şirketime mi bağlı alsam yoksa isme mi bağlı alsam. Sonra dedim ki bu sokak çocuğu kalsın Ceyda dedim. Bu böyle şirketsiz kalsın, şeysiz kalsın. Organizasyon şirketine bağlı bilmem ne gibi bir şey olmasın. Kendi çapında sokak çocuğu gibi takılsın. Ve zamanla büyüsün, yavaş yavaş büyüsün. Ve şarkı yazarları bir araya gelsin. Çok uğraşıyoruz. Bakalım inşallah bir festival yapma gibi bir hayallerimiz var ama nasıl becereceğiz? Caz müzisyenin geliriyle bu işi yanına hiç bilemiyorum. Acaba Ortaçgil'den çok bahsettik. Sen Berhem'e verdin mi hiç Ortaçgil kaydını? Evet, yani Benimle Oynar Mısın'ın tribüt albümünde, Bülent Ortaçgil'in tribüt albümünde Zuhal Olcay tabii söylüyor. Ben de ilk aslında da tribüt albümünde Bülent Ortaçgil'in Zuhal Olcay icrasıyla dinlemiştim. Tabii daha sonra Bülent Ortaçgil'den dinleyince şarkıları ilkin bir yadırgadı kulağım. Çünkü o zamana kadar o kültüre çok uzağım ve hani alışkın değilim. Onun çalış şekli, gitar şekli, notaları vesaire derken çok bana hani yabancı geldi ve bir müddet sonra alışmaya doğru gitti. Bir süreç oldu. Şu anda sanırım Zuhal Olcay'dan Benimle Oynar Mısın olması gerekiyor. Bende de tam tersi oldu onun. Ben de Ortaçgil'den o mavi kapaklı kaset. Onu da bulana kadar canım çıkmıştı Ankara'da böyle bir ara sokakta bulup. Şeyi hatırlıyorum. Çok ben de yine 15 yaşlarındaydım. O senin ilk bulduğun yaşlardaydım. O dükkan sahibi küçücük bir dükkandı. Çok sevinmişti. Hani benim yaşımda birisinin gidip o kaseti sormasına. Çok iyi diyorsun, bu Türkiye'de şimdiye kadar çıkmış en iyi albümdür diyerekten. Ben de o tribüt albümünü duyunca bayağı yadırgadığımı hatırlıyorum. Tabii ya ilk Bülent Ortaçgil'den alışınca yadırganır. Çünkü o albümdeki yani o ilk albümdeki aranjmanlar o kadar iyi ki. Evet. Hani tabii bunları yıllar sonra insan kulak geliştikçe biraz anlamaya başlıyor. Çünkü başta o kadar küçükken sana verilen şeyi olduğu gibi kabul ediyorsun. Hani çok incelemiyorsun, etmiyorsun. Evet. Müthiş aranjmanlar varmış. Ama biz şimdi Zuhal Olcay'dan dinleyeceğiz Benimle Oynar Mısın? Olsam ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın benimle? Oynar mısın? Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar. Benimle oynar mısın?
Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bir Şarkım Var devam ediyor ve bugün canlı yayın konuğumuz, gitarında da kafasının perdesini değiştiriyor şu anda. Rahat ol, rahat ol. Barış Uğur, sevgili Barış Uğur. Ve az önce Barış'ın çok sevdiği şarkı yazarlarını konuşuyorduk. Ve de Bülent Ortaçgil'den bahsettik. O ilk benimle oynar mısınız Zuhal Olcay'dan dinlemiş. O yüzden o take'i getirmiş. Zuhal Olcay'dan dinledik benimle oynar mısını. Barış, şimdi sen bandırmadan gelince bir şarkım var ha. Bilmiyorum, bu konuları çok açmak istiyor musun, istemiyor musun ama benim ilgimi çekiyor. Dün de çok o koşturma arasında sohbet etme fırsatı bulamadık. Ben hani hep senin hani oralı olduğunu varsaymıştım niyeyse. Ama sonra sen gelip dedin ki ben aslında İstanbul'dan oraya göçtüm. Evet, öyle oldu biraz. Ben de suratımda garip bir ifadeyle sana baka kaldım. Hani çünkü normalde şarkı yazarları. Mesela Emre var, senin de arkadaşın, biliyorsun. Emre Akbay. Emre ile ilk tanıştık. Gitti Kütahya'dan almış gitarı, gelmiş. Ben artık burada olacağım diye bayağı bir denedi. Şimdi o da işe girmiş gerçeği. O da kaçamadı yani. Artık psikolog. Hiç belli olmaz bu işler. Yani onun işe girmesi bir başarısızlık manasına da gelmiyor. Hepimiz maalesef. Tabii ki de. Belki de iyi ki, ben öyle de diyorum. Belki de iyi ki hayatın gerekliliklerini bir taraftan yaşıyoruz. Yoksa malzemeyi nereden bulacağız? O insanla, atıyorum, dolmuşa binmezsek sokaktaki insanı nereden tanıyacağız? Evet. Otobüse binmezsek ya da normal hayatı olan insanları, işte normal işlerde çalışmazsak nasıl tanıyacağız? O zaman o şarkıları ne yazacağız? Hani bugün de gitarımda do majör gamını çalıştım, oley falan gibi sözler yazacağız. O açıdan belki, maalesef belki iyi ki onu henüz çözebilmiş değilim. Ama sen tersini yaptın. Yani İstanbul'dan. Evet, biraz öyle oldu. Gittin. Bize anlatsana, ne iş yapar Emre Akbar? Ay, Emre Akbar diyorum. Emre ile konuştuk ya, Emre hakkında isim aklımda kaldı. Barış Uğur ne iş yapar? Nasıl ekmek yer? Günlük hayatı nasıldır? Niye bandırmaya gitti? İstanbul'da ne yapıyordu? Ne oldu? Tamam, çok özele girmek istemiyorsan girmeyiz ama bir şeyler oldu mu bilemiyorum. Yani İstanbul'a yolum düştü iş sebebiyle. Burada çalışmaya başladım. Bir 5 ay, 6 aylık bir iş tecrübem oldu. Onun dışında İstanbul'da da sürekli ablamdan dolayı gelip gidiyordum. Fakat yani çoğu kişinin belki de aksine İstanbul'u, yani çoğu kişinin de katıldığı şekilde İstanbul'u pek beğenemedim, sevemedim. Yani çünkü o gürültü, o kalabalık, o insanların birbirine üzerine gelmesi bana göre olmadığını fark ettim. Ben daha sanırım küçük bir hayat istedim kendi çapımda. Şu iskeleden buraya yürüyemedik ya. Işık yani vardı. Millet kornalar. Farkındasınız. Hakikaten zor. Yani o hengame, o kaos ortamı benim karakterime göre mi bilmiyorum, uygun gelmedi açıkçası. Ya da zor geldi. Hani buradan kaçmak gibi değil de fırsat bulunca bandırmada. Bandırmayı da sevdim açıkçası. Neden sevdin? Bandırma'da bir kere İstanbul'a da o kadar uzak değil o açıkçası. Hı hı. Hani İstanbul'dan da kopmuyorsunuz. Bir tarafınız hep İstanbul'da da kalıyor. Bir taraftan da daha küçük bir hayat kendime sağlayabildim. Daha fazla örneğin doğayı görebilme imkanı buldum Bandırma'da. İstanbul'da ne kadar doğa iç içe olsa da, güzel de olsa, pek onu göremiyorsunuz. Yani büyük binaların arasındaki o küçük parkı fark edemiyorsunuz. Bandırma'da ve onun çevresindeki daha küçük ilçelerde o imkanı buldum açıkçası. Denizi fark ettim daha doğrusu. İstanbul'daki denizi fark edemiyordum. İstanbul'da hatırlıyorum Taksim'de, meydanda bir iş çıkışı, yağmur yağarken. Hani o zaman bile kararımı vermiştim. Bir şemsiye satıcısının yağmurda ıslandığını gördüm. Bu büyük bir dram geldi bana açıkçası. Bir şemsiye satan adamın yağmurda ıslanması kadar büyük bir dram olmamalı. Bu şehrin mizacı o yüzden bana uygun gelmedi ve kaçıp daha küçük bir hayatı, daha kasaba, liman kentinde hayatımı sürdürüyorum. Ne iş yaptığını söylemek ister misin? Tabii, maliyede ben uzman yardımcısıyım, vergiciyim. Eyvah, kaç. Bize bir güzellik yapar falan diye hemen avukatı buldu mu, doktoru buldu mu insanlar. Şuram ağrıyor, böyle de bir problemim var diye başlar. Hay Allah ya. Peki buldun mu beklediğini? Kesinlikle buldum. Sana iyi geldi mi? Hadi. Bana çok iyi geldi. Yani orayı gezip gördükçe ve çevresini daha iyi tanıdıkça bana göre olduğunu fark ettim. Yani şimdi yine bir karar vermek zorunda kalsam yine aynı tercihi yapardım muhtemelen. O yüzden mutluyum yani yaşadığım yerde. Peki o zaman
mesela bu şarkılar böyle kapı arkasında mı kalacak? Kapalı kapılar ardında dedik ya. Çok dramatik bir laf. Ben de bazen diyorum işte kapalı kapılar ardında o şarkıları çıkarıyoruz sahneye falan mı? Sanki böyle görülen büyük prodüktör. öyle mi kalacak? Ne bileyim. Yani ne düşünüyorsun? Yani her şeyler yapanların, şarkı yazarları ya da diğer farklı sanat dallarında ilgilenenlerin hep bir söylemek istediği bir laf vardır. Benim de hani kendi çapımda söylemek istediğim bir laf var. Ve o lafı hani boş duvarlara söylemektense tabii ki de bir belli küçük veya büyük fark etmez bir kitleye hitap etmek daha mantıklı. Onlarla paylaşmak. Tabii bu anlamda hani oldukça ve hani gerekli güzel mecralarda bunları hani dinleyicilere de paylaşmak isterim. O yüzden de hani gerekli projeler olsun. Onlar için hani müzik adına bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Devam etmek de isterim. Yani şimdi gördün ki mesela artık bu şarkılar beğeniliyor. Hani daha gerçi sadece iki defa hani şey yapabildin. Yani ben de oradayken ben de gözlemleyebildim. Şarkıyı sevdiler. Özellikle Ardış dediği insanlar çok sevdi. Dün o salonda herhalde 200 küsur insan vardı diye tahmin ediyorum. Sen de dedin hani insanların gözleri doldu. Yani anet ki bizde bir şarkım varın tabii bir tane daha küçük bir sahne. 50-60 kişi gibi o gün kaç kişi vardı bilmiyorum. Herhalde o kadar insan vardı. Bayağı, zaten bayağı, o kadar insan olunca doluyor orası. Tepişir hale geliyoruz. Mesela onlarda da çok benzer bir etki oldu. Demek ki bu insanlar bu şarkıyı seviyorlar. Ve diğer şarkılarında yine onlara dokunacaktır. Şimdi o şeyi nasıl buluruz? O platformu. Onu düşünüyorum hani. Seni nasıl dürtükleyebiliriz? Çünkü öyle bir albüm projen falan var mı mesela? Öyle bir projem yok. Daha hani sanal ortamda, daha amatör çapta belki şu anlık ulaştırabiliyorum belli ki de. İster miydin albümün olmasını? Yani tabii ki de belli doğru yani kendi müziğini rahatça, özgürce yapabileceksem eğer tabii ki de kesinlikle isterdim. Çünkü o kitlelere ulaşmak için en güzel yollardan biri sanırım şu an için. Fakat birilerinin beğenisini sunmaya kalkınca acaba iş daha farklı bir boyuta da geçer mi? Beğenilere göre mi müzik yapmaya başlarız? Yani o kapalı kapılar dediğimiz olaydan daha farklı bir boyuta mı geçer? Hani o çapta şu an için gözlemleyemiyorum. Bir endişem küçük de olsa oluyor. Ama tabii ki de bu samimiyeti koruyup da paylaşabilirsem bu albüm olur, farklı bir şey olur, konser olur. Başka bir aktivite olur. Kesinlikle isterim tabii ki de. Bu sana bağlı bence. Hani gerçi dün masada da konuşuyordunuz. Ben o kadar acıkmıştım ki artık bir süre sonra kendim önümdeki tabağı yumulmuş buldum ama biraz sana da bağlı. Fark etmeyebiliyorsun. Onunla ilgili bir endişe vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aslında fark ediyorsun. Senin gibilerle aynı ortamda bulununca hani sen birebir o şeyi yaşamasan bile yanında olduğunda fark ediyorsun. Artık kokusunu almaya başlıyorsun. Hissetmeye başlıyorsun. Çünkü başka bir kaybı. Onun rengi değişik, kokusu değişik. İnsan kendi üzerinde de onu koklamaya başlıyor. Doğrudur, evet. Ve o iriteyi, o anksiyeteyi hissediyorsun. Bugünkü yaşadığın o heyecandan başka bir heyecan oluyor. Onaylanma heyecanı. Evet, ilginç bir heyecan. Güzel bir şey değil o. Ben hiç sevmiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Öbürü daha güzel mesela şimdi sahneye çıkacağım şarkı hadi çalalım hadi çalalım ya falan. Hani o başka bir heyecan o güzel bir şey. Belki artık hani bu geçtiğimiz iki haftadır falan tanışıyoruz. Belki bir farklı bir ölçekte farklı bir boyutta artık düşünmeye başlarsın ufak ufak. Hani hiçbir şeyin acelesi yok zaten çok gençsin ama belki de başlarsın ne olabilir? Tabii ki de. O mecralar nereler olabilir? İşte benim mizacıma uyan yerler nereler olabilir? Ufak ufak belki şöyle birazcık dürtüklemeye başlarsın. Belli mi olur? Tabii canım belli olmaz. Ama bu zaman kadar sizin de dediğiniz gibi yani o şekilde bakmamıştım herhalde sanırım. Biraz hani o rahatlık mı vardı bilmiyorum. Sadece kendi şarkımı yapayım çalayım derdindeydim sanırım. Ama belki de yavaştan bakmak lazım. Bir şekilde ulaştırmak için o gerekli mecralara bakmak da lazım tabii ki de haklısınız. Yani o bir güruh çünkü. Yani zaten oraya giriyorsun bir de onun ayrı şeyleri var. Of of. Yani gireceksen girmekte bir an önce fayda var. O zamanla bir şeyler oluyor. Hadi bir şey daha dinleyelim senden. Peki. Ben istiyorum senin çalabildiğin kadar şarkını çalmak istiyorum. Ne mutlu bana. Sanki ben çalıyorum değil mi? Şimdi çalacağım şarkı da
İsmi Lütfen Beni Böyle Sevin. Yani adından da anlaşılacağı gibi topluma eklemlenememiş, uyum sağlayamamış birinin topluma lütfen beni böyle sevin çabasını anlatmaya çalıştım bu şarkıda. Ama sen öyle biri değilsin. Sen uyum sağlamış birisin. Hani o ilk görüşte değil misin? Uyum sağlamış olarak mı görüyorum? Hani o ne bileyim işin var. İşte sevdiğin bir yerde yaşıyorsun. Evet, gitar kesinlikle çalıyorsun. Boyun posun var. Her şeyin var. Hani uyum sağlamış kategorisine seni ilk görüşte, ilk baktığım zaman koyabilirim. Ama demek ki sen tam olarak öyle düşünmüyor musun? Yani bulunduğun topluma çok da uyumlu olmak iyi bir şey değil sanırım. Biraz uyumsuz olmakta da fayda var. Hani o uyumsuzluğun farklılığın da güzel yanı var. Yani çoğunluğa ait olmamanın da iyi tarafı var. Belki de ben o çoğunluktan yanayımdır, uyumluyumdur. Ama uyumlu olmayan birini hani anlatmak da belki istemiş olabilirim şarkıda. Bilmiyorum artık kime anlattın onu sen biliyorsun. Yaralı bir kuş gibiyim, görmedim hiç gökyüzünü. Oyuna dalmış biriyim, geç kalırım hep. Sağır bir şarkı gibiyim, duymadım hiçbir sözünü. Ama bazen bir deliyim, bir de akıllı. Buğday tarlalarında koşan çocuk benim. Fakir bir masada ekmeği bölen benim. Belki gün batımına takılıp giderim. Lütfen beni böyle sevin. Kıyılara küskün denizim, üstündeki bir gemiyim. Tepe tak tak fırkatayım, oldum sonra. Paranın üstü gibiyim, bir sakız edecek değerim. Ya da taşı altın sanacak, yoksul deliyim. Buğday tarlalarında koşan çocuk benim. Fakir bir masada ekmeği benim. Belki gün batımına takılıp giderim. Lütfen beni böyle sevin. Buğday tarlalarında koşan çocuk benim. Fakir bir masada ekmeği bölen benim. Belki gün batımına takılıp giderim. Ustastayım bitene kadar bekliyorum çünkü çok çok güzel şey yapıyor gitarın. Ötüyor mu derler? O güzel bir sastayın var. Türkçesini bilemedim şimdi sastayın. Vallahi eline ağzına sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Bir keltik yani böyle bir İskoç sound'u geliyor. Var mı şey atalarında? Bir İskoçlardan gelmiyoruz. Ama o tarzı da yani o müziği de kulağım aşina sanırım ya da etkilendim. Dinliyorsun. Tabii yani
illaki her müzik tarzından etkileniyoruz. Bunun dışında hani Aşık Veysel'in tarzından da onun türkülerinden de etkileniyoruz. Belki hani onun gibi yazamasam da o sıcaklığı bulabilmek için belki de Ardaş Dede gibi bir şarkı yazma ihtiyacı duydum. Ya da kent müziği olarak dedik ya Bülent Ortaçgil'den etkileniyorum. Biraz şey Türkiye'de de bir o harmanlanarak her tarzı ulaşabiliyor insan. Doğu ve Batı'nın çok sentezi oluyor. Hani o şekilde illaki etkileniyor şarkılarımda. O zaman hadi bir şey daha dinleyelim. Programı çünkü sonlarına doğru yaklaşıyoruz tamam. Ve ben dinleyebildiğim kadar dinlemek isterim. Şimdi de Sen Yeniden isimli şarkımı yazacağım, söyleyeceğim. Şunu bir açsana. Bir saniye. Bir taraftan sevgili dinleyiciler, Barış'ı çekmek istiyorum ama telefonu bir türlü beceremiyorum. Yani bu şarkıdaki sen, tırnak içindeki o sen, bir yaşanmışlığın, belki de aşkın, sevginin ardından bittikten sonraki karşımıza yürüdüğümüz yolda tekrardan çıkması. Oradaki sen tabii ki de bir farklı, bir yağmur sonrası olabilir, bir eldiven olabilir. İlla ki bir yerde bize bir şeylerin hatırlatmasını anlatıyor. Sen Yeniden şarkının ismi. Oyunlarım da vardı, yalanlarım da kaldı, sevdiğim yarım cenneler aldı.
Teşekkürler. Vallahi ellerine sağlık. Daha bir iki şarkı vardı değil mi? Bugün için hazırladığım. Hepsini dinleyebilir miyiz acaba diye. Stres içerisindeyim. Ama bir taraftan nasıl şarkı yazdığını da merak ediyorum. Barış Uğur nasıl şarkı yazar? Sözden mi başlar, müzikten başlar, aklına bir melodi mi gelir? Nasıl yazar? Yani bunun herhalde bende tek bir matematiği ya da tek bir formülü yok. Ama yani söz kısmına bakınca bir anda olan bir şey değil de hani yaşadığım müddet boyunca gördüğüm ayrıntıları hani kendi kirli çıkınıma atıp biriktirip belki bir anda sonradan dökülmesiyle söz kısmı oluyor. Bazen de müzikle birlikte bir anda sözler geliyor. Hani o bir süreç oluyor genelde benim şarkı yazımım. Hani hala tamamlayamadığım, yıllardır bitiremediğim şarkılarım hala duruyor. Onları da umarım bitiririm. Yani bir süreç diyelim. Öyle açıklayabilirim. Peki birden çıktığı oluyor mu? Eline gitar alıp. Artık daha zor oluyor sanırım. Belli dönemden sonra bir anda hani bir şarkı yazmaya, yani kendinden dökülmeye çok zor oluyor. Ya da hani bir başlangıcı oluyor. Bir o hızlı oluyor belki ama onun devamı yine bir sürece giriyor. Hani çok aniden olan bir şey olmuyor bende. Anladım. Hadi devam edelim çalmaya. Tamam. Şimdi ne çalacaksın? Şimdi Paydos diye bir şarkımı çalayım o zaman. Paydos neyle ilgili? Bir çocuk işçinin aslında paydos sirenlerini duyduğu andaki o mutluluğunu anlatıyor bu şarkı. Aslında onun o mutluluğu büyük bir dram olarak geliyor bana. Şarkı o neşenin içinde devam edecek. Şemsiyeci gibi. Şemsiye satan adamın ıslanması gibi. Thank you.
Ah, çok sevdim Paydosu ben. Teşekkürler. Çok güzel vallahi, ellerine sağlık. Programın sonuna yaklaştık. Nasıl yapalım? Hemen bir tane daha çalalım mı? Yoruldun mu? Yok yani, benim için zevk çalmak. Vallahi dinlesin bence dinleyiciler de. Hadi çalalım hemen. Tamam o zaman. Şimdi biraz da hani kendi çocukluğuma yazdığım bir şarkı sanırım. Taşlara yüzler çizen çocuk. Evet sevgili dinleyiciler, Barış Uğur'u dinliyoruz bir saattir. Bir şarkım vardı Açık Radyo'da. Barış, valla seninle ilgili benim içimde çok güzel hisler var. Daha seni dinleyeceğiz gibi geliyor. Umarım bu mizacın da hiçbir zaman değişmez. Sağ ol. Bazı şeyler değişse de ben seni hep böyle bileceğim. Böyle içimde hafızamda tutacağım. Çok sağ ol geldiğin için. Seni bandırmalardan buralara zorlan getirdim ama. Benim için onur. Umarım güzel vakit geçirmişsindir. Çok, yani şu birkaç gündür özellikle çok güzel heyecanlar da yaşadım. Teşekkür ederim. Hani bana bu imkanı da verdiğiniz için şahsen size de teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. O senin şarkılarının ve senin insan olarak güzelliğinden doğan bir şey. Bizim bundan etkilenmemizden doğan bir şey. Çok etrafımızda ol istedik. Aynı zamanda Açık Radyo dinleyicileri de seni tanısın. Ben çok istedim. Bu haftalıkta bir şarkım varın sonuna geldik. Bir dahaki açık sahnemiz 26 Aralık'ta, bir cumartesi günü yine Kafe Mitanne'de olacak. Açıkçası yer doldu sanıyorum ama bence siz yine de şarkılarınızı gönderin ki hemen ocağı size alabilelim. Ocak tarihimizde misafir edebilelim. Şarkı yazarları şarkılarınızı, iki tane şarkınızı bisarkimvar@gmail.com'a gönderiyorsunuz. Tek yapacağınız şey bu. Herhangi bir stilde olabilir şarkılarınız. Bugün Barış Uğur'u misafir ettik ve de haftaya tekrar görüşmek üzere.
bir şarkım var. Sözü özünden ayrışmamış şarkı yazarları. Hazırlayan ve sunan Başak.